Harita üzerinden oynadığınız stratejik savaş oyunları ile aranız yoksa Age of History 2 sizin için güzel bir başlangıç olabilir. Bu videoda size sadece ihtiyacınız olan Age of History bilgisini vereceğim. Hazırsanız videoya geçelim. Öncelikle üstteki iki bildirimden başlayalım. Teknoloji puanları. Burada çok kasmanıza gerek yok. Hepsini vergiye veriyoruz. Yani mantıksız gelebilir ama bu oyun üstüne çok düşünülecek bir oyun değil. Basit düşüneceğiz. Biraz nüfus artışı, biraz da ordu bakımı, biraz da araştırmaya verelim. Yani çok kasmanıza gerek yok bu oyunda. İkinci bildirime tıklayalım. Burada da vergiyi ortalama, şuradaki çizgi görüyorsunuz değil mi? Ona çekiyoruz. Hepsini ona çekiyoruz. Yatırımları da aynı şekilde. Az önce puanlarda vergiyi fulledik ama burada sakın vergiyi fullemeyin. Eğer vergiyi fullerseniz bize her tur mutluluk düşüşü sağlıyor. Mutluluk düştüğünde de isyanlar çıkıyor. Yani gerek yok. Siz bunu sınırda tutun yeter. Hemen gelelim sol alta. Sol altta hareket, yetiştir, dağa ve şuraya hareket et seçenekleri var. Mesela Ankara'da 2250 askerim var. Ben bunu Eskişehir'e hareket ettirmek istiyorum. Klavyeden Q tuşuna bastım. Seçtim. Buraya isterseniz rakam girebilirsiniz. Hem de şu çubuğu oynatarak da yapabilirsiniz. Mesela rakam girelim. 2000'i buraya gitsin. Eskişehir'e gitti. Mesela ben buradan Kars'a gitmek istiyorum. Şuraya hareket et butonunun kısa yolu T tuştur. Hemen T tuşuna basalım. Kars'a tıklayalım. Ve askerleri gönderelim. Bu ilk önce Sorgun'a, sonra Tokat'a, sonra Erzincan'a böyle böyle gidecek. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 turda oraya gidecek. Gelelim yetiştire. Yetiştirin kısa yolu W tuştur. Ben mesela Ermenistan seferine çıkacağım. Iğdır'da asker basmak istiyorum. Iğdır'ın üzerine geldim. W'ye bastım. Miktarı belirledim ve Space'e tıkladım. Burada bir tur sonra askerlerim konuşlanacak. Son olarak daha kaldı. Dahanın da kısa yolu E'dir. E tuşuna bastığınızda bu ekran açılacak. Şimdi bir sürü şey görüyorsunuz. Bunların çoğunu kullanmayacağız arkadaşlar. Mesela az önce Iğdır'da asker basmıştık ama bir tur beklemek zorunda kalmıştık. Bunu istemiyorsak mesela çok acil bir durum yaşadık. Hemen askeri almaya tıklıyoruz ve anında basıyoruz. Böyle beleşten basmıyoruz. Normal basışımızdan kat ve kat daha fazla altın harcıyoruz ama anında o tur içerisinde geliyor. Buradaki askeri silmek istiyorum. R tuşuna bastım. Orduyu da atmak için R tuşuna basıyoruz. R tuşuna bastım. Buradan yine bir miktar belirledim ve sildim. Burada işimize son yarayacak şey ise asimile. Savaş sırasında daha güzel göstereceğim ama şimdi anlatayım. Ben mesela Ermenistan'ı ele geçirdim. Ama Ermenistan bana geçtiğinde asimilasyon oranı çok düşük olacak. Sol alttan asimilasyon simgesini görebilirsiniz. Asimilasyon oranı çok düşük olduğu için de orada isyan çıkacak. Mesela Iğdır'ı Ermenistan toprağı sayalım. Tabii ki de değil de. Iğdır'ı Ermenistan toprağı saydık. Asimile tuşuna bastım. Burada asimile miktarı yazıyor, istikrarı yazıyor. Bu çok düşük olduğu zaman orada isyan çıkar. Buradan onaylaya tıklıyoruz. Orası şurada hemen gözüktüğü gibi 50 tur yazıyor. 50 tur içinde asimile olacak. O toprak asimile olduğu takdirde hem gelirimiz artacak hem de o topraktan isyan çıkmayacak. Buradan da kullanacağımız ne olabilir? Liman olabilir. Mesela benim askerlerim İskenderun'da Tekirdağ'a göndermek istiyorum. İskenderun'dan ta Tekirdağ'a kadar yürütecek miyim? Ya silerim, yeniden orada basarım. Ya da İskenderun'a bir tane liman koyarım. Oradan hemen Tekirdağ'a geçerim. Tekrardan sol üste gelelim. Burada paramız var, hazinemiz var. Buradan gelirlerimize, giderlerimize bakabiliriz. Bu da her tur başına kazandığımız para miktarı. Ben mesela İzmir'e asker basmak istiyorum. İzmir'in üzerine geldim. W'ye tıkladım. Buradan miktar ayarladım. Tikin hemen üzerinde maliyet yazar. Bakalım 18.000 altın ve eksi 1.8 hareket puanı. Mesela basalım. İstanbul'a da basalım. Ankara'ya da basalım. Eskişehir'e de basalım. Gördüğünüz gibi hareket puanım artık basılmayacak seviyeye geldi. Yani öyle kafanıza göre asker basamıyorsunuz. Bunları savaş esnasında dikkat edeceğiz. Gelelim diplomasi puanlarına. Mesela asimile edeceğim diyelim bir yere. Asimile yapmak için burada diplomasi puanı harcamam gerek. Aynı zamanda birazdan göstereceğim. Savaş mekaniklerinde de mesela Yunanistan ile ilişkim geliştirmek istiyorum. Bunun için de belli bir sayıda diplomasi puanı harcamam gerekiyor. Gelelim savaş kısmına. Yunanistan'ın üzerine geldim. F2 tuşuna bastım. Burada bir sürü seçenek çıktı. Savaş ilan et diyerek ilan edebiliriz savaşı. Mesela çok küçük bir ülke diyelim. Kosova, Karadağ falan. Mesela benim 100.000 askerim var. Ultimatumu gönderip o adamı tehdit edip direkt topraklarına çökebilirim. Şu an görmüş olduğunuz resim Age of History'nin kısa özeti. Ordu basıyoruz. Savaş ilan ediyoruz. Savaşta kazandığımız toprakları asimile ediyoruz. Yeniden ordu basıyoruz. Yeniden savaşıyoruz ve bu döngü devam ediyor. Ne kadar çok ordumuz varsa o kadar da gelirimiz düşüyor. Mesela hemen ordularımızı silelim. Görmüş olduğunuz gibi gelirimiz artıyor. Ne kadar çok ordu demek o kadar çok para demek. Ve tebrikler, artık Age of History 2 oynayacak kadar bilginiz var. Şimdi bir gameplay ile olayları pekiştirelim. Yunanistan seferi.
Sağ üstte bulunan Yunanistan simgesine tıklayalım ve barış müzakereleri diyelim. Buradan Yunanistan'ın tüm topraklarını almak için Yunanistan'ın sağındaki yıldızlara tıklayalım ve tüm toprakları alalım. Size söylemiştim, taktiğimiz neydi? Ordu bas, savaş, asimile et. Şimdi asimile edeceğiz ve bunu diğer savaştığımız tüm devletlere uygulayacağız. Kısa bir gameplay'in ardından bu topraklara ulaştık. Videoyu kestim çünkü gösterecek pek bir şey yok. Yunanistan'a yaptığımız şeyin aynısını diğer tüm devletlere yapıyoruz. Şu topraklara ulaşınca da Osmanlı kurabiliyoruz modern dünya senaryosunda. Modern dünya senaryosu pek sarmıyor. O yüzden 1940 senaryosunu açtım. Buradan devam edeceğiz. Arkadaşlar yayın dışı biraz maden kastım. Ufaktan bir kasıldık. Bu büyüklük yeter mi bilmiyorum. Belki devam ederim. Şaka bir yana bu save'lerimden sadece bir tanesi. Age of History 2 oynadığım zamanlar Hoi 4 oynayamıyordum çünkü bilgisayarım acayip kötüydü. O sıralar sarıyordu ama şu sıralar Hoi 4 ve diğer Paradox oyunlarını gördükten sonra Age of History 2 oynamıyorum. Ama bu gördüğünüz tüm her şeyi o gösterdiğim taktik ile yaptım. Yani bu oyunda çok fazla kendinizi kasmanız yok, şöyle böyle taktik yapayım falan gerek yok. Bu oyun çok basit bir oyun. Basit derken küçümsemek için basit demiyorum. Hani bu oyunu oynayanlar kolsuz manasında değil. Her oyunun ve türün kolay oyunu ve zor oyunları vardır. Bu oyun hem oynaması kolay, hem fazla pahalı değil, hem de yeni kullanıcı dostu. Video bitmeden şunu söyleyeyim. Fatih Sultan Mehmet'i kontrol ettiğimiz bir oyun geliştiriyorum. Onu da geliştirme sürecini yakında sizinle paylaşacağım. Bu videoda aklınıza takılan bir şey varsa ya da benim yanlış yaptığımı düşündüğünüz bir şey varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Yapıcı eleştiriye her zaman açığımdır. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Kanala abone olursanız bana büyük destek olmuş olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.